Efendim, ekonomik krizler, ekonomik zamlar, bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı da %40 artarak 140 bin lira oldu. Az arttırmışlar bence. 500 olacaktı ki hiç olmazsa biraz belki oradaki personellere yetmiyor diye az arttırmış 140 bin lira para. Ben öyle biliyorum. Yetmez diyorsunuz. Yetmez tabii. 140 nedir ki? Bir kişinin pavyon masrafıdır. Başka ne olacak? O kadar esnaf var, o kadar memur var, o kadar korumaları var. 140 milyona ki hiçbir şey. Ben olsam 500 artırırdım. 400 daha üstüne koyardım. Kim ne hali varsa görsün. Bunu demek istiyorum ben. Peki. Halk, devlet kimin için var? Halk için var. Halk olmasa devlet kime yarar? Devletin ne işi var? Değil mi? Halk yoksa devlet neye yarar? Devlet yok ki. Devlet halk için var, halk da devlet için vardır. Peki Temmuz'da memur, emekli, işçi, dar gelirli, asgari ücretli enflasyon farkına göre %40 zam bekliyor. Yani avukatları para 500 bin lira. Çok verecek. O çok. İşçiye, memure, emekliye çok veriyor. Seçimlerin kaderini sizce ne değiştirir? Tencere mi değiştirir? Seçimin kaderini HADEP değiştirir. HADEP'le masaya oturmadığı müddetçe kaderi değişmez. Yine Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır. Kim ne dese desin. Kilit anahtar. Yani seçimlerin kaderini HDP mi? Seçimlerin kaderini HDP değiştirecek. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi olabilir. Yani Cumhurbaşkanı sonuçta maaşına zam yapıyor da yani bütün devletler yapıyor ya. Bir tek o değil zaten ama şöyle bir şey var. Şu anda ekonomi krizi gerçekten var. Bak çarşıya çıktım hiçbir şey alamadım. Yani şimdi ne diyeyim ben? Ama halk memnun. Herkes memnun olduğu için bu 20 senede devam ediyor. Eğer bu halk memnun olmazsa %35'lerde şu anda ekonomi krizi %0 olması lazım. Ama %35'lerde hala. Ben her gün gündemi takip ediyorum. Peki size göre bu seçimlerin kaderini ne belirler? Ekonomi mi belirler? Vallahi ekonomiden başka hiçbir şey belirlemez zaten. Tencere belirler. Yani tencere belirler. Fiyatlar düşerse, ekonomi düzelirse yani yine o geleceği belli de o da bir gerçek. Yine Erdoğan mı gelir? Gelecek ya, bak ben vermiyorum ama gelecek tamam, kesin yani. Yine gelir abi. Ya şimdi ne diyeyim ben, başka bir şey diyemiyorum ki. Ben şimdi önce Erdoğan'ın maaşıyla ilgili bir iki kelime kullanayım. Şimdi Amerika'da da başkanlık sistemi var. Amerikan başkanları Beyaz Saray'da yaşıyorlar. Yediği yemen, içtiği suyun, kullandığı elektriğin parasını ceplerinden ödüyorlar. Maaşlarından yine. Tabii. Araştırın, ceplerinden ödüyorlar. Onların mesela bir başkanlarının hafta sonları gittiği Kent David denen bir yer var. Oradaki hafta sonu tatilinin parasını cebinden ödüyor Amerikan başkanı. Ama bizim başkanımız elektrik bedava, su bedava, yiyecek bedava, içecek bedava, her şey bedava. Hayat bedava diyorsun. Hayat bedava. Erdoğan'ın maaşı 5 bin lira olsa gayet rahat geçinir. Çünkü Erdoğan'ın harcadığı bir para yok. Anlatabildim mi? Ama biz öyle mi? Şimdi bize, ben de bir emekliyim. Önümüzdeki ay muhtemelen %40 civarı bir geriye dönük 6 ayın enflasyon oranında, o da TÜİK'e göre enflasyon oranında zam yapacaklar. Ama ben geçen sene aldığım şekeri bu sene 30 liraya alıyorum. Geçen sene 6 liraya alıyordum. Bu sene 30 lira. Bana %100 verse de benim için Temmuz'da tekrar bu %40 bir daha enflasyon. Piyasada para bollaştıkça enflasyon artar. Tabii ki bize verdi. Önemli olan bizim için verilen zam değil. Paranın alım gücü. Alım gücü bitti. %50 değil %100 verse de alım gücü bitti. Geçen sene ben 2400 lira maaş alıyordum, emekli maaşı. Şimdi alıyorum 3300 lira. Geçen sene şeker alıyordum 6 liraya. Şimdi alıyorum, en son aldım 25 liraya. Şimdi %100'dan geldi. Geçen sene 1000 lira kira ödüyordum. Geçen sene 100 liraya aldığım tüpü alıyorum bu sene 300 lira. Mesele, önemli olan alım gücü. Yani 2002 yılında şimdi baktım küçük rakam gibi gelir. Asgari ücret 180 lira. Bak AKP iktidara geldiğinde 180 lira. Ama çeyrek altın almaya kalktın, asgari ücretini tamamla, 7 tane çeyrek altın alabiliyordun. Şimdi 7 kaç tane çeyrek altın alabiliyorsun? 3 tane alamazsın.
4 tanesi nerede? Bu bizim alım gücünden çaldıkları. Bunu da nasıl çalıyorlar? İşte mesela TÜİK %73 enflasyon diyor. Ama gerçek enflasyon %150, %200'e yaklaşık bu ülkede. Bu TÜİK üzerinden bizim alım gücümüzü çalıyorlar. Seçimlerin kaderini ne belirler? Ya şimdi herkese göre değişir. Bana göre çok şey belirler. Bana göre adalet krizi belirler, eğitim krizi belirler, sağlık krizi belirler, ekonomik kriz belirler. Her şey bana göre, ama bazısına sorsan ekonomik krizler direkt. Ama benim için demokrasi de çok önemli bir ülkede. Eğitim de çok önemli. Sağlık da çok önemli. Bunların hiçbirbirini yani biz gençliğimizde çok mitinglere katılırdık, eylemlere katılırdık. Demokrasi, demokrasi diye bağırırdık. İnsanlar bize derdi, demokrasi karın doyurmaz. Demokrasi karın doyurur. Şimdi yavaş yavaş görüyor insanlar. Demokrasi olmayan bir yerde refah olmaz. Şimdi gidin bakın şu doğu ülkelerine. Hiçbirinde demokrasi yok. Hangisinde refah var? Batı ülkelerine bakın. Hepsinde demokrasi var. Hepsinde refah var. Demokrasi olmayan bir yerde refah olmaz. Demokrasi olmayan ülkelerde liderler saraylarda oturur, halkı açtır. Demokrasi olan ülkelerde liderler saraylarda oturmaz, halkı refah içindedir. Evet. Bu kadar basit. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi diyen birisi varsa düzeni, bence ondan konuşun. Zaten hepimiz şey... Seçimlerin kaderini size göre ne belirler? Ekonomi mi belirler? Bence ekonomi belirler. Ekonomi belirler. Yani siyasi görüşünüz fark etmez. Fark etmez tabii. Yani benim partim falan yok ki. Öyle bir parti futbol mu takım mı tutacağız? Erdoğan'ın %40 maaş zammını nasıl değerlendiriyorsun? Ben maaşı falan değil de biz fakirleştiğimizi biliyorum. 10 ay 12 ay öncesine göre 3 kat fakirledik. Bu en az diyorum. En az 3 kat fakirledik. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yani şekeri el al, ekmeği el al, mazotu el al. Ya neyi ele alırsan al. Senin maaşına %30 zam veriyor. Yani bir, ha elektriği, doğalgazı onları bir düşünsenize. 3 kat, 4 kat hepsi yani. Gerçekten iyi diyen birisi varsa ondan dinliyorum burada. Var mı öyle bir diyebilecek birisi diye. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Siz ekonomik durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi şöyle, tabii ki de gençlerin durumu ortada. Açıkçası ben de bir üniversite mezunu olarak, yani üniversiteye hazırlanıyorum ben de şu anda. Şu anda ben de hiçbir şeyden memnun değilim ki açıkçası zaten üniversiteye hazırlanıyorum ama hani üniversitelerin durumunu gördükçe tabii benim de hevesim düşüyor. Böylece de hiçbir şey yapamıyorum. Onun için kimsenin bir hiçbir şey yapası gelmiyor. Onun için zaten bu durumdayız. Beklentilerim gittikçe düşüyor diyorsun. Yani. Aynen öyle, beklentilerim gittikçe düşüyor. Hangi bölüm düşünüyorsun? Nereye? Psikoloji, İstanbul. Vallahi güzel bir bölüm seçmişsin. Güzel bir bölüm seçtim toplumun ama. Toplumun en çok ihtiyaç duyduğu. Kesinlikle. Topluma zaten amacımız aslanız bizim. Çok olur yani. Aynen. Çok olur. Bizim amacımız zaten topluma yararlı olmak ama bu gidişle hiçbir şey olmayacak. Yani. Maalesef. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşını ve ekonomik girdiği, ekonomik yani seçimin kaderini ne belirler diye vatandaşlarımıza sorduk. Herkesin farklı görüşleri var. Adalet, demokrasi, sağlık, huzur isteyen her kitleden, her kesimden insan var. O yüzden de bu sokakların, bu caddelerin ateşinin sönmesi için mutlak suretle ekonomik girdilerinin artması, insanlar buradan evine giderken helalinden evine ekmek götürebilmeli. Yani siyasi görüşünüz, partiniz ne olursa olsun, hangi görüşten olursan ol, akşam evinize giderken ekmek götüremiyorsanız, sizin tuttuğunuz siyasi görüşün, savunduğunuz fikirlerin hiçbir anlamı yok, hiçbir hükmü yok. O yüzden de konuşurken, görüşlerinizken CHP'li olabilirsiniz, AK Partili olabilirsiniz, MHP'li olabilirsiniz, İYİ Partili olabilirsiniz. Burada hiç kimse birbirinizi yemeyiniz yani. Birbiriniz için burada hatır gönül kırmayınız. Bakın her gün sokakta, caddede ekonomiyi konuşuyoruz.
Beyefendinin görüşü AK Partili, hanımefendininki CHP'li. Burada kılıç kalkan çekiyor herkes. İkisi de aynı ekonomik koşullarda. İkisi de aynı evine ekmek götürme telaşında. Bugün iktidara Kemal Kılıçdaroğlu da gelse, şu anda Erdoğan devam etse de biz bu caddeleri, bu sokakları ortak kullanıyoruz. Sizin siyasi görüşleriniz evinize ekmek götürmüyor. O yüzden umarız 2023 seçimlerinde demokratik olarak insanlar, bakın hangi siyasi görüşe inanıyorsanız, inandığınız şekilde insanlar hangi yönetilmeye haizse o yönetim tarafından yönetiliyor. Ama hayattan memnun diyorsanız, hayatımızdan memnunuz, her koşulda memnunuz diyorsanız, ona da yapabilecek, söyleyecek bir söz yok. Antalya sokak ve caddelerinde ve Anadolu'muzun, Türkiye'mizin her köşesinde vatandaşlarımızın sesi soluğu olmayı sürdüreceğiz. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına Antalya'dan selam ve saygılar yolluyoruz. Allah'a emanet olun.